Simit'in hayatımızda yeri farklıdır. Simit sevmeyenine pek rastlamadım. Günün her saatinde keyifle yenilebilen, gencinden yaşlısına, zengininden fakirine, herkese hitap eden nadir yiyeceklerden birisi herhalde. Sizi bilmem ama ben en çok çıtır çıtır o sokak simitleri vardır ya, onları severim. Ama her yerde bulunmuyor maalesef. O yüzden biz de ilk defa geçen yaz pandemi vesilesiyle evde yapmayı denedik ve tüm yaz boyunca kahvaltılarımızı, sahil keyiflerimizi, bazen de akşamları çay saatlerimizi süsledi. Tek sıkıntısı yedikten sonra ortalığın batması, ona da değiyor doğrusu. Sizler de o eski zamanlarda yediğimiz sokak simitlerini özlediyseniz ve gönül rahatlığıyla tedirginlik hissetmeden simit yemek istiyorsanız hemen bu tarifi deneyin. Denemeden önce de emekle hazırladığımız videolarımızın daha büyük kitlelere ulaşması için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. İşe önce hamuru yoğurmakla başlıyoruz. Ben yaş maya tercih ettim ama siz toz maya da kullanabilirsiniz. Öncesinde hamurda kullanacağımız suyun bir kısmıyla mayayı açıyoruz ve bir kaba aktarıyoruz. Üzerine suyun kalınını ve şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Bu arada ben çekimler gece yapıldığı için gece gece bir sürü simit yemeyelim diye yarım ölçüden yapıyorum. Siz miktarın az göründüğüne aldanmayın. Mayalı karışım hazır. Yoğurmaya geçebiliriz. Onu derin bir kaseye alıyoruz. Üzerine mayalı sıvıyı ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamur biraz toparlandıktan sonra tuzu ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Artık hamuru tezgaha alabiliriz. Bu hamuru iyice yoğurmamız gerekiyor. Hamur yoğurdukça pürüzsüz hale gelecek. Uzun uzun yoğurduktan sonra elimize biraz zeytinyağı alıp yoğurmaya devam ediyoruz. Aynı bu şekilde ileri geri. Hamur pürüzsüz ve elastik bir hale aldı. En son elimize çok az daha yağ alıp hamuru toparlıyor ve mayalandırmak için kaseye alıyoruz. Tabii üzerini de kapatıyoruz ki hamur kurumasın. Hamurun mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre değişecektir. Miktarı 2 katına ulaşıncaya kadar diyebiliriz. O sırada simitin sosunu hazırlamaya geçelim. Bilmiyorum biliyor musunuz? Simitler pekmeze yatırılarak yapılıyor. İşte biz de onun için bir sos hazırlayacağız. Simitlerin sığabileceği bir kaba bir miktar pekmez döküyoruz. Bu sos biraz kıvamlı olsun istediğimiz için içine bir miktar da un ekleyip topaklanma kalmayana kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun pekmezli bir sos oldu. Bu durum pekmezin o tatlımsı tadını baskın kılabileceği için pekmez oranını azıcık seyreltsek daha iyi olacak. Bunun için de bu karışıma su ekliyoruz ve bir yandan da karıştırıyoruz. Hamurumuz mayalanıp iki katına ulaşmış. Önce kabın içinde hamurun havasını alıyoruz ki maya kokusu kalmasın. Hamuru tezgaha alabiliriz. Porsiyonlamayı daha rahat yapabilelim diye bu şekilde uzun bir silindir oluşturuyoruz. Ben yarım ölçüden yaptığım için 3 simit çıktı. Bu yüzden hamuru önce 3'e, sonra da her parçayı 2'ye bölüp yaklaşık 60'ar gramlık bezeler oluşturdum. Her zamanki gibi tartı kullandım ama aynı işlemi göz kararı da yapabilirsiniz tabii. Çalışırken tezgahı da çok hafif unluyoruz çünkü birazcık ele yapışan bir hamur. Bu şekilde daha rahat çalışılabilir hale geliyor. Toplamda 6 adet beze oluşturuyoruz. Tarif tam ölçüden yapılırsa 12 adet beze oluşması gerekiyor, bilginiz olsun. Şimdi bu bezelerin üstünü örtüp 15 dakika dinlendiriyoruz ki daha kolay çıksınlar. Artık şekil vermeye başlayabiliriz. Her bir bezeyi bu şekilde uzun bir şerit haline getiriyoruz. Uç kısımları biraz daha kalın kalacak şekilde uzatıyoruz. Elinize hamur yapışırsa elinizi çok hafif yağlayabilirsiniz. İki hamurun uzunluğu ve inceliği birbirine yakın olmalı. Şimdi bu iki hamuru uçlarından birleştirip farklı yönlere kıvırarak burgu oluşturuyoruz. Ve uç kısımlarını da iyice birleştiriyoruz. En son bu şekilde birleşme yerlerinin üzerinden geçersiniz, açılma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Hazırladığımız simit hamurunu önce pekmezli sosa, sonra da susama buluyoruz. Ben kavrulmuş simit susamı kullandım. Normal susam da olur. Her yerinin susamı bulandığından emin olun. En son tepsiyi almadan önce simiti bu şekilde istediğimiz incelik ve büyüklüğe getirip tepsiye diziyoruz. Aynı işlemleri diğer bezelere de uyguluyoruz. Yine 2 adet ince şerit oluşturuyoruz.
oluşturduğumuz şeritleri birleştirip buruyor ve yuvarlak simit şeklini veriyoruz. Sırasıyla önce sos, sonra susama buruyor ve tepsiye alıyoruz. Şeritlerin uzunluğunu ben yaklaşık 2 karış yaptım. Tepsiye almadan da simitleri biraz büyüttüm. Size de bezeleri çok inceltmenizi tavsiye etmem. Şimdi fırınlama. Simitleri önceden ısıtılmış fırının fanlı ayarında yaklaşık 220-230 derecede pişireceğiz. Fırının içine de fırını açmadan sıcak su koyuyoruz ki simitler daha gevrek olsun. Çok beğeneceğiniz bir nefis simitler hazır. Tadı, dokusu, gevrekliği, kokusu gerçekten tam istediğim gibi oldu. Bundan sonra dışarıdan simit almak istemeyeceksiniz. Malzeme listesini açıklamalar kısmına her zamanki gibi ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza desteğiniz bizi motive ediyor ve doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.